Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in salavat. Yalnızlıktan, ölümden, sevdiklerimin birisine hemen bir şey olacak imiş gibi düşünceler geliyor. Ne yapayım? Soru bu. Yalnızlıktan, ölümden, sevdiklerimin birisine hemen bir şey olacak imiş gibi düşünceler geliyor, ne yapayım? Bak, aklına bunları getirme, o kolay, o da biliyor. Ölmeyenlere bak, daha önce de gelmişti. Bak, oldu mu? Hayır, olmadı. Yani, geçen haftada, geçen ayda olmuştu böyle. Dostlarıma bir şey olacak, çocuğum ölecek, trafik kazası geçirecek. Böyle olmuş muydu geçen ayda? Oldu mu? Olmadı. Gene olmayacak. Demek olmayacak gibi klinik konuşmaları geçici bir nebze çare olabilir. Yani bu şimdi söylediğim klinik konuşmasıydı. Doktor böyle diyor. Yani geçen ay düşünmedin böyle? Düşündün. Peki öldü mü çocuğun? Yok. Geçen ay yalnız kaldım, kalp krizi geçireceğim. Geldi mi? Geldi diyor. Oldu mu? Olmadı. Gene olmayacak. Bu tür konuşmalar klinik konuşmalarıdır. Doktorların konuşması. Peki bu çare midir? Hayır. Gene gelecek. Kökten çaresi şu. Farkı görüyor musun bak şimdi? Kökten çalışıyorum. Gaye hayalin olsun. Hedefin gayen olsun. Eğer aklın bir şeyin etrafını kazıyorsa, gayesiyle meşgul olursa bu tür zanlar gelemez zaten. Fırsat bulamaz. Yani geleni def etmeyle meşgul oluyor doktor. Yöntem buluyor. Bu düşünceleri nasıl geri götürür? Ama bu yöntem ise gaye hayalin olsun, hedefin olsun, gayene odaklan ve gayenin etrafını kaz. Gayeyle meşgul olursan bu tür zanlar zaten gelemez. Bu tür hasta kardeşlerimize hedef gösterin, fikirlerine bir gaye gösterin, akıllarını hakikate bağlamakla çözülür ve sıyrılır. Yoksa öğrettiğiniz çare değil. Doktorlara diyorum bunu. Yani aklın eleğine, aklı gayesine gaye hayal olursa, gaye hayal olursa kendine sıyrılırsın. Eğer aklın bir gayesi yoksa zihinler enelere döner, bunun etrafında gezerler. Böyle oldu, şöyle gitti, iyi değilim, hastayım, şu olacak, çarpıldı, gitti. Millet bana böyle bakıyor, böyle baktığına göre sen böyle düşünüyorsun bana. Artık ben merkezli, buna çıkamazsın. İşte doktor bir çare buldu. Kalp krizi geçirecek. Tamam, geçirmedi adam. Gene yarın sana gelecek ey doktor. Diyecek ki çocuğum ölecek gibi zanlar geliyor. Trafik kazası olacak, okuldan şey yapacak. Acaba bir fren sesi duysam acaba çocuğum vurdu mu? Çocuğuma vurdu mu? Yani bu biter mi? Ne yaparsan yapın bitmeyecektir. Onun için ilaç da bitmiyor. Peki ne yapacağız? Aklı yapana, ereğine, hakikatına, gayeye, hedefe, yaratılış gerçeğine bağladığın zaman akıl bu tür şeylere takılmaya fırsatı bulamaz. Çünkü zira akıl bir alettir, kendi başına bırakılmayacak kadar tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Ya hakikate bağlayacaksın ya kendini yiyecektir. Bu tıpta bir hastalık var. Deriyi kendisine düşman görüyor. Derisini yiyor. Çok acayip bir hastalık. Aynı bunun gibi olmuş. Yani bilmem ne hastalığı diyorlar. Deri yiyor. Kendi savunmasına saldırıyor. Tamam. Aynı bunun gibi de insan kendine saldırıyor. Yani aklıyla ben kötüyüm. Ben iyi değilim. Aynı maddi böyle organa saldırmak gibi bu da kendine, ruhuna saldırıyor. Ben iyi değilim. Ruh diyor, hayır iyisin. Değilim.
Değilim. Değilsen değilsin canım. Değilsin geliyor da deme yani. Migren hastalığı var ya, migren. Normalde karaciğerden kaynaklanıyor galiba. Yani karaciğerden tedavi edilmezse dışarıdaki merhem istediğin kadar sür. Dediğin kaşıntı. Kaşıntı. Ya bunu nereye sürersen sür. Yine olacak. Karaciğerden geliyor. Yani ne yapacaksın? Ey doktor kardeşim, çare üreten kardeşim. Sana de ki gaye hayalin olsun, hedefin olsun, gayen olsun. Eğer aklın bir şeyin etrafını kazıyorsa, gayesiyle meşgul olursa bu tür zanlar gelemez, fırsat bulamaz. Bu tür hasta kardeşlerimize hedef gösterin, fikirlerine bir gaye gösterin. Akıllarını hakikate bağlamakla çözülür ve sıyrılır bu kişim. Mesela daha önce kendini merak ettir. Mesela ona kendini merak ettir. Ya bana ya çocuğum işte ölecek gibi trafik kazası geçirecek veya ben şöyleyim böyleyim atar mıyım kendimi camın yanına gelince yanaşamıyorum çocuğumu atar mıyım? Ya olur mu sen falan deme kardeşim. Ona de ki kendini merak ettir. Sen kimsin? Hiç düşündün mü kendini? İnsan kimdir? Neyin nesidir? Niye burada gibi sorularla aklını meşgul edin. Şeytan bedensel hayata kişiyi çeker. Timsah ile aslanların boğuşmasını gördüm bir yem hakkında. Aslan timsahı karaya çekmek istiyor. Timsah suya çekmek istiyor. Eğer timsah suya çekerse hiç şansı yok aslanın. Çünkü sahasına girdi. Eğer timsah ki yaptı. Eğer karaya çekerse aslan onu. Timsahın hiç şansı yok. Manevra hiç yok. Hantal. Önüne saldırıyor. Kenarını bilmiyor. Ayı ile boğuştular. Ayı suda olsa hiç şansı yok. Timsahın sahasına gitti, hiç şansı, kimsenin şansı yoktur. Ama karaya bir çekti, nasıl olduysa aktive. Ondan sonra saldırınca ayı bunu bir ters çevirdi. O ayakları böyle böyle kaldı, bitti. Ayı yırttı karnını. Diye vurdu tatlı. Yani sahana çek. Sahana çek düşmanını. Hem sahana, sahasına giriyorsun hem orada öldürmeye çalışıyorsun. Öleceksin orada. Cesede inme. Sahasına girdin adam. Şeytan cesette. Seni oraya çekmeye çalışıyor. Filmlerle, yeme içmeyle, uyumayla vesaire. Düşüncelerle iyi değilim. Değilim. Yani ruh benimle meşgul olsun. Çekilme oraya. Ruhta yok mu abi şeytan? Ruhun içinde şeytan yok. Bu Hannas vardı, İblis vardı, şey vardı. O orada daha karargah kurmuş. Yani oraya giremiyor yani. Ruhun içerisinde yok, sistemde yok. Ruhta zihayattır, zihşurdur, kanunun vücudu hariç. Kalbin bir tarafında lümen şeytanı koymuş. Yani etrafına çerpelemiş yani, çevrelemiş. Sahasına çekiyor seni. İyi değilim. Kalp krizi gibi. Dikkat edin, hep bedensel hayat. Çocuğum trafik kazası geçecek. Ben giderken dışarıya arabayla ya aklımı kaybedersin. Beden bak. Bu hep Allahsız düşünmek. Yani hep Allahsız düşünceyi seni batağa çekiyor. Timsah batağa çeker. Acayip bir şey ya. Maymunla aslanın savaşını gördüm. Maymun ağaca çekiyor. Ondan sonra aslan zor şer çıktı. Tırık öteki ağaca atladı maymun. Maymun bakıyor salak salak. Aslan. Aslan salak salak bakıyor. Ondan sonra bir de inerken gidiyor atladı kuyruğunu tutuyor şey. Nasıl tutup koca ağaçtan inerken aslan böyle ya. Şimdi böyle zor şey yapmış zor tutunmuş. Kulağını çekiyor kafasına yapıyor vuruyor. Karnına bir sıçradı oradan öteye sıçradı. Hiçbir şey yapamıyor. Çünkü sahasına çekti onu. Nasıl çekti biliyor musun? Ağacın köküne şey yaptı bilmiyormuş gibi yapıyor böyle maymun. Tamam. Ondan sonra aslan geliyor, şey yapmıyor, aslan bir hücum ediyor, tak böyle. Böyle de çıkmıyor aslında maymun. Döne döne, helezonik çıkıyor. O adamın da kafası karıştı.
Ağaca bir çekti mi, ondan sonra maymun dalga geçiyor. Saha, mesela ders yaparken, bana diyorlar ki mesela bazı şeylerde, toplantılarda, bu konuda gelsen de bir konuş, benim saham değil. Ama benim sahamda da, orada da kral benim demeli. Başka sahaya gittin mi, artık orada çıraksın. Seni istediği gibi evirip çevirirler. Beden hayatına indin mi, hiç şansın yok. Nefsin tazikatı karşısında abi. 17. lema. 17. söz, 18. söz. Değil mi o? Sağ çektiğin zaman abi şey yapamıyor, derslerini bırakıyor yani. Hele 17. söz. Evet. Ruha çekiyorsun nefsin. 17. lema. Evet, 18. lema söz ve 26. sözün zeyli. Hatime. Çek böyle sağına, böyle heyecanlanıyorum biliyor musun? Çek sağına, evir de çevir. Timsah nasıl evirdi? Böyle sağına çekti. Boğuştular. Ama en antika psikoloji tarafı şu. Ben başka şekilde bakıyorum. Şimdi bir boğayı bir yerden timsah tutmuş suya çekiyor. Aslanlar tutmuş karaya çıkarmaya çalışıyor. Yani ikisi, aslanlar buradan çekiyor, şey buradan çekiyor. Çok iyi biliyor ki timsah, karaya gidersen ben de yem olacağım. Yem aramak değil, yem olacaksın. Hakim değilsen mahkumsun, adın gibi bil. Aklını bir hakikate bağlamadınsa akıl seni yiyecektir. Bedensel hayatına gelme, gelme tuzağa. Abi kara su çatışması şeytan insan çatışması. Su daha nurani bir bölge oluyor sanki. Nasıl? Hani şimdi şeytan insan çatışması, burada yazdım kara su çatışması. Kara su ne demek? Yani aslanla timsah var ya, kara ve su çatışmasında geçiyor. Kara daha, su daha nurani, kara daha cismani oluyor. Ha doğru. Doğru söyledin. Kaypak su çünkü. Kaygan ya, ne oldu belli değil. Her şey şekle giriyor. Daha öyle değil. Başka? Bozulmuş fıtratları derse götürsen sıkılır. Bozulmamışları bozuk yere götürürsen de sıkılır. Bu da kişinin kendini anlama adına büyük bir mihenktir. Ya mesela Yusuf birisini getirdi. Çok güzel şey falan. Gayret etti. Derste of çekiyor. Çıktıktan sonra Yusuf ya nereye getirdin ya? Sıkıldım nereye getirdin ya? Ne sıkıldı? Bozuk olduğu için doğru yerde bozuklar sıkılır. Sen git yanlış yere sıkılırsın. Git diskoya git. Meyhaneye git. Sıkılırsın. Başka. Bunun için söyledim. Dinin söylediği bozuk yerlere kenarlarından geçerken içeriye bir girin deniyormuşum gibi. Sıkılıyorsan oraya uygun değilsin. Sıkılmıyorsan oraya uygunsun. Otur. Sen de o tiptensin. Yani mihenktir. Ama bu söyledim diye uymayın bana. Çünkü ben yanlış söylüyorum. Harici olan hatıralar, yaşanıp insana giren, insanda var olan hatıralar yok olmadıkça asıllarını, kaynaklarını, kişileri ve yerleri asla unutmazsın. Hele hariçten girmeyip senin aslında var olan arzuyu bekayı silemediğin gibi, beka alemini de düşüncelerinden, meyillerinden ve isterinden de silemezsin. Çünkü beka arzusu haricen girmiş bir mana değil, insanı insan yapan sistemin, yazılımın ta kendisidir. Bak şimdi, yaşadığınız bir yerde, mesela ben bu masada senelerce ders yaptım. Ha bunun örtüsünü niye değiştirmediniz? Bunu değiştirin, bunun beyazı vardı. Bundan haberim yok
Ha, peştirin. Şimdi bak, ben burada senelerce ders yaptım. Ben burayı tanıdım mı? Tanıdım değil mi? Burada bir emeği hatıran var mı? Vardır. Ben şimdi 80 yaşında oldum. Bu dershane devam ediyor. Ben de bir kenarda bastonla geldim. Bu masa burada değil. Tabii 20 sene, 30 sene geçmiş. Bir yere bodruma koymuşsunuz. Bodruma burada değil. Bastonla geçerken gördüm. Bir şey anlatacağım şimdi. Gördüm. Dur. Ne oldu abi? Vay. Abi. Dur. Rahat bırak. Vay. Bu masada o giydirilen her gün 15, 16. gün 17. gün. Yani bulunduğum, yaptığım dersler bir bir bana açığa çıkar. Bu aslında orada masa değil. Birbirine bindirilmiş alemi gaybın zemini. Benimkileri, bende var olanları bir bir açmasıdır. Bu masa sayfayı sayan sayaç gibi. Ama sayfada başka var. Bak, bu başka bir şey. Saymak. Ama okumak bu daha başka bir şey. Bu masa sayıyor beni. Vay be. Gidi 2015. Değil mi? Vay be. 2000. 98. Bu masa deli olsa da size anlatsa. O masa kapaktır. O masa penceredir. O masa dürbündür. O masa şeydir, kelamdır, terimdir, deyimdir, simgedir, semboldür, septondur diyorlar felsefede. Ne? Oraya bindirilmiş. O burayı açıyor. Anahtar gibi. Vay be. Hey gibi. 98, 99, 2000. Bir şey anlatacağım. Şimdi bunu açtı mı? Diyelim ki bu masa yoktur. Benim mazim dışarıya çıkmaz. Zor hatırlarım. Unuttuk da bir sürü şeylerimiz yok mu? Hatırlıyor muyuz? Yok. Çünkü alameti yok. Alameti olanlar devamlı hatırada canlıdır. Tamam mı buraya kadar? Tamam. Bu hatıradan kurtulmak istiyorsan bu masayı yok et. İkide bir, sen bu masada yaptığın şeyleri, dersleri veya yaptığın kötülükleri, imzaladığın bilmem neleri, yani bir şey sana kötü şey yapıyorsa bunu hatırlatan şeyi yok et. Yok edersen bu aktif olmaz. Anladın mı? Sen zorla ki. Şimdi bunu şeyde kullanıyorum. İnsanda arzu-i beka var. Beka yerinde olmadığımız halde devamlı bizde aktif. Onu söküp atamazsın işte. Anladınız mı? Oradaki. Çünkü bendeki hatıra bununla beraberdir. Bunu yok edersem hatıram da çöker. Ama arzu-i beka benimle beraber değil. Bana yüklenen bir sistemdir, yazılımdır. Aynı zemindir. Windows mesela. Bilgisayarda sen Word'unu silebilirsin, video'nu silebilirsin, yazılarını silebilirsin, ses kayıtlarını silebilirsin. Ama bilgisayarda Windows'u Windows'ta sileceksin. Çöker o. O ne yazılım, onu silemezsin. Çünkü temeldir. Arzu-i beka, sonsuzluk arzusu, sonsuz olmak arzusu, bir anda her yerde olmak, dert keder istememek gibi şeyler benim kazanımlarım değil bu. Benim yazılımın temeli. Sistemin kendisi. Bunu söküp atamazsınız. Yani ne demek istiyorum? İnkar etmeyle ahireti bekaya atamazsınız. Allah'a inkar etmeyle Allah'a atamazsınız. Bir anda her yerde olma arzusu ahireti inkar edende de vardır. Ölmeme arzusu ahireti inkar edende de vardır. Bir anda her yerde olma arzusu, dert keder istememe, her şeyim istediğim olsun,
İstemediğim olmasın. Bir anım bir anıma benzemesin. Bu ahiretin kâr edende de vardır. Masa yok et, benim hatıram yoktur. Hatırlamam. Ama ahireti inkar et, bekarzu sala var. Çünkü niye? Kazanım değil o. Yazılımdır. Sende olduğunu gösteriyor zaten. Evet. Kafirler bile ümit ediyor herhalde. Evet, yani mesela çiçek koyması, resim çekmesi. Bunlar bekadan kaynaklanıyor. Yaşamaması lazım diyor bu şartlarda. Evet. Niye yaşıyor? O da o beka hissinin onda var olması. Beka hissinden dolayı. Aslında beka hissini kaldırdığın zaman intihar etmesi lazım. Evet. Beka hissi şu. Yani olabilir ahiret. İhtimaldir. Belki dinlerin dediği gibi olur. Kenardan bir şeyler olur. Tamam mı? Veya işte ya yaşamak böyle ahiretin güzelliğini yaşıyoruz. Ahiretin bize yüklemiş olduğu beka arzusu olmasa dünyada bakilimizi kalmayı hiç kimse istemez. Çünkü ceset ruha yüktür. Beladır bela. Git hastanenin kapısına bakın ne olur. Acilin orada oturun ve böyle bir gözlemleyin ya. Bakın böyle. Ne olur ya bir yapın işte bunu. Şöyle acilin kapısında durun. Bende mi manyaklık var? Ben mi deliyim yani? Hiç görmüyor musunuz? Bak bakalım ne göreceksiniz biliyor musunuz? Böyle bir tane, göreceğiniz çok şeyden bir tane şey yok. Ceset ruha çok yük. Ceset ruhları boğmuş. Ceset ruhu çok meşgul etmiş. Cesetler ruhları kuyuya indirmiş. Cesetler esas olmuş. Hissi nefsi cisim galebe çalmış. Cesetler galip olmuş ruha, perişaniyeti yaşıyor beşer. Beden esas olmuş, ruhu unutulmuş, ruhu yok. Gaye hayal, gaye hedef, gaye maksat, beden olmuş. Bak göreceksin. Ruha çok ağır geliyor artık. Bu beden olmuyor ya. Bu beden ruha elbise olmuyor. Çok küçük. Bu beden ruha çok küçük. Bazı ruhlara göre bu beden de çok büyük. Ben mesela bir de benim gözlüğümle baksanız acile. Şöyle acile. Bağırıyor, kolu kopmuş, yanmış, kafası kesilmiş. Cenaze gidiyor, cenaze gibi çıkıyorlar. O çıkıyor, kafası kopmuş, ciğeri olmuş. Nabız tutmuş, tarif şeyi gitmiş. Acilden serum takılı, kafa kopmuş, ayak bilmem ne yapmış. Seyretmek ağrıma geldi be. Ya Rabbi, beni buralara düşürmeden canımı al. Allah'ım, hissi, nefsi, cisim, bedensel hisleri ruhuma galip ettirme. Ruhumu meşgul etme. Sevdiklerime de, beni sevenlere de ya Rabbi, Muhammed'in hürmetine ya Rabbi, beni sevenleri, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi ve hizmet-i imaniye ile Kur'an'ı ile Risale-i Nur'la alakalı olan bütün nur talebelerim, genelliğim ya Rabbi Müslümanları da ruhlarını cesediyle meşgul etme. Cesedine boğdurma. Cesedi batak yapma. Ruhları cesedine galip ettir inşallah. Yani çok ağrıma gidiyor. Bak galip şu. Çiçek mi fazla burada, yaprak mı? Yaprak. Ya, ama ilk önce hemen çiçek gözüküyor değil mi? Bak. Şimdi insana bakıyorsun hemen ceset gözüküyor. Bak. Allah razı olsun ya. Beni çok meşgul ediyor. Bazen korkuyorum acaba kadınlık fıtratı mı var bende? Sonra sorguladım büyük zatlarda çiçekçi falan deyince yani değilmiş yani. Naziklik, letafet, ince düşüncelerde şey oluyormuş. Ben şeyde de öldüm. Sahih Buhari dekrimizde şeyler koyarlarmış böyle yeşillikler ya. Neyse çok ilgimi çekiyor da dedim ya niye böyle oluyor bende? Biraz dikkat edersen dünya yani burası için hareket etmiyor. Biraz dikkat edersen
Her şey ama. Hiçbir şey kendisi için hareket etmiyor. Her şey ama her şey bir şey için hareket ediyor. Biraz dikkat edin şu dünyaya. Burası için hareket etmiyor. Dünya kurulalı 7000 sene geçmiş. Yani insanlık aslında 200 bin senedir. Dünya kuruları 2000 sene, beşer 7000 sene, kainat 126 milyar değil mi? Şey 14 milyar diyor. Tıp şey fizik, kuantum fiziği 14 milyar. Usta diyor kainat 126 milyar sene oldu kurulalı. Dünya kuruları 2000, insan geleli 7000. Tamam mı? Dünya kurulalı 200 bin geçmiş. Aynı arsayla, şimdi bu arsa, Topkapı'da bir arsa. Bir arsa düşünün, tamam mı? Yani anladığınız şeyi koparmayın. Dünya ahiret için çalıştığına örnek vereceğim. Dünya kurulalı 200 bin, insanlık geleli 7 bin sene geçmiş. Aynı bir arsa söyleyin bana merkez. Mezopotamya olsun. Bağdat'ta bir arsa. İnsanlık merkez ya. Aynı arsayla 140 kişi benim diyerek imtihan olmuş. Mesela bizim tarla şu anda ben varım. Benden yaşlı kimse yok babamda. Ben hatırlıyorum. Dedem oraya elini uzatmıştı. Bizim, benim tarlam. Bir baktım ki aynı tarlaya babam elini uzatıyor. Benim tarlam. O da yok. Şimdi ben diyorum ki, bak benim tarlam. Böyle tam aynı tarlada 140 kişi elini uzatmış. Sene. 100 sene versem bir insana. 7000 sene insan yaşadı. 7000 sene. Hepsine 100 sene versen ne yapar? 700 kişi mi? 700 kişi mi yapar? 70 mi? 70 kişi. Birler, onlar, yüzler, binler. 70 kişi. 70 kişi aynı tarlaya, Bağdat'ın bir tarlasına, hani niye Bağdat diyorum, buraya insanlık gelmemişti. Aynı tarlaya benimdir, o el gitti. Başkası benimdir dedi, el de gitti. Aynı tarla ile hepimiz oyaladı. Aynı bina ile 3 tane nesil oyalanmış. Hepsi hikaye. Öyle çaktırmadan çakıyor ki dünya. Aldatmanın diz boyu yani. Bu kadar insanla alay edilir yani. Dünya bizimle alay ediyor. Aynı tarla, aynı araba. Aha benim tarla. Dedem diyordu ki, benden gideyim ters. Benim tarlam. Aynı yere babam diyordu. Aynı yere dedem diyordu. Aynı yere dedemin babası dedi. Dedemin dedesi dedi. Dedesinin dedesi dedi. Kiminmiş? Hiç kimsenin değil. İşte aldatmak diz boyu. Maskaralık burada işte. Ahirete bakacağız. Allah Allah. Bu mu ya bizim? Ha şu tarla için kavga ettik ya. Ha bu iş için mi namazı geçirdim ben? Hayat oyun ve eğlenceden ibaret gibi ya. Oyun ve eğlenceden ibaret. Alay ediyor bizi. İnsan ortalama 50 sene idrakli ve şuurlu yaşarsa, 70 kişi ya, 100 sene yaşarsa dedik. 50 sene yaşarsa, nesili düşürürüz? 140. 140 kişi aynı tarlayla imtihan olmuş. Ve hiçbir tanesi de anlamamış. Bana diyecekler ki bunu duyanlar, manyağın birisi ya, kafayı yemiş. Aynı doğru söylüyoruz. Baksana kin, nefret ve duyguların ve hislerin her çeşidi başka bir yer adına çalışıyor. Bak nefret, kendine nefret etmiyorsun. Kin, başkasına çalışıyor. Hangi duygun, bak sana çalışan var mı? Çiçeği sevmek, gene başkasına çalışıyor. Hep başkası, bak kin, nefret, öfke hep başkasına çalışıyor. Çünkü hisler buralı değil.
İnsanın cesedindeki atomundan başka hiçbir şey buraya benzemiyor. Duygular mesela. Duygular, hisler, hiçbirisi buralı değil. O zaman bu ruhsal sistemin burada, yani dünyada ne işi var? Yani psikoloji diyoruz ama risale-i tefekkür dersiyle. Peki, cesedin dışında duygularımız, hislerimiz, bak öfke, nefret başkasınadır. Kendi kendine bak nefret edeme. Peki, bu hisler ve fikirler, duygular buralı değilse, burada ne işi var? Hafif dünyanın üstünü, hafif dünyanın üstünü, köpüğünü aralayan görür ki altında su köpüğü benzemiyor. Yani bir su düşünün, nehir, köpük akıyor. Köpük akıyor. Biraz köpüğü eşeleyin görürsünüz ki altında su var. Altında su var. Dünyayı hafif böyle biraz... Aa, Allah Allah, baksana ya şuraya, diyiverir. Köpüğün üstünde şuurlu adım at, yoksa köprüye gömüleceksin. Biz dünyada doğduk, Adem Aleyhisselam cennette. Bir müddet kalıp gelmiş. Cennette kalmış gelmiş. Ondan ülfet olmamış. Yani Adem Aleyhisselam dünyaya doğmamış. Cennete doğmuş. Biz dünyaya doğduk. Bir müddet kalmış cennete Adem Aleyhisselam gelmiş buraya. Ve ondan ülfet olmamış. Bizde dünyaya karşı ülfet var. Yani Adem Aleyhisselam cennete doğdu ya, geldi buraya, burada büyümedi. Buraya geldiği zaman büyük adamdı. Onun için buraya baka 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 baka, söyle söyleye, diye diye, göre göre, yapa yapa buraya çocuk alıştı. Çünkü burada doğduk. Adem Aleyhisselam doğdu, büyüdü, adam oldu, büyük bir insan oldu, geldi dünya. Onun için gaflet onu boğamadı, çünkü ülfet edemedi. Aa! Allah Allah, dünya bak, dere akıyor ya falan. Falan bitiyor, karanlık oluyor cennette, öyle bir şey yok. Karanlık yok. Adem Aleyhisselam herhalde kafayı yerdi ya, orijinal ya. Cennet gözüyle dünyaya bakıyor. Ona ne kadar azap çekmiştir ya. Gece olunca ne kadar ödü patlamıştır. He? Tebrikim gece abi. Bilmiyorum nasıl değil mi? Abi. Nasıl? Çok daha ilginç olmuştur. Oo. Gece olmasın. Üşümek, acıkmak. O çocuk vardı ya abi. He? Şehvet, o gadab, öfke. Gölgesini görmemiş ya, gölgesinden kaçıyorduk. Aynen öyle olur. Tabii. Bebek var çocuk, 2 yaşından ancak var değil mi? Gölgesinden kaçıyor ve ağlıyor değil mi? Ağlıyor. Beni takip ediyor diye. Neyin nesi diye. Adem Aleyhisselam buraya ülfet etmedi. Onun için her şey orijinal. Allah ustada bu haleti yaşatmak için kafirin zehir eliyle ustad 2 defa beyni sıfırlanmış. Bir 20 yaşındayken, bir de 80 yaşındayken. 3. Sayit de 80 yaşındayken olmuş herhalde. Beyni sıfırlanınca her şeyi sıfırdan ezberlemiş. Ne işe yaradı bu? Her şeyi 20 yaşında sıfırlanmış, hiçbir şey yok. Doğdu, 20, yeniden, sıfır, hiçbir şey hatırlamıyor. Yeniden bunu ezberlemiş, yeni, Allah Allah. 20 yaşındaki kafa ama, 20 yaşında bilgi yok. Çıkınıyor neyiniz? Böylelikle ustada Allah 2 defa ülfetini kırmış. Tamamen Kur'an hakikatlerine mazhar olsun diye. Nerede söylüyor? Bir tanesi Nokta Risalesi'nde, bir tanesi Nur Alemin bir anahtarında. Nokta Risalesi'nde 20 yaşındaymış gibi bu aleme geldim, baktım dedi. Nur Alemin bir anahtarında 80 yaşında. Yoksa ters mi söyledim? Doğru değil mi? Tesemmümden gelen bir hastalık diyor. 80 yaşında. He? Tesemmümden gelen bir hastalık diyor.
Evet. Yani Nur Alem'in bir anahtarında 80 diyor. 20 mi diyor diye şaşırdım da. 80 diyor. Tesemmüm yani zehirlenmekten gelen beyin sıfırlanmış. 80 yaşında bir adamın bilgileri var. Yani kamil, kemalat, fazilet, anlayışları var. Ama kainat hakkında bilgi yok. Yani çiçek hakkında bilgi yok. Sıfır. Ama bilgisi var. Cennetin cenneti olur abla. Adem aleyhisselam bunun kralını yaşamış. Şimdi peygamber ruhu ve aleme Adem'e esmaya külliha isimleri öğretti. Hem Allah öğretti hem buraya doğmadı. Buraya geldi. Koca adam peygamber ruhu cenneti yaşamış, olaylar geçirmiş, çakılmış, gönderilmiş. Bakıyor, sararıyor. Güneş batıyor. Ondan sonra bazı şeyler darlatıyor. Asabi oluyor. Asabilik var falan. Ne tuhaf ya, nasıl bir şey yaşamış. O olmaya çalışıyorum da böyle acemime gidiyor. Kimi hayal ediyorsan, kimi hakkında konuşuyorsan gözünü kapa. O olmaya çalışırsan onun fikriyatını, hissiyatını aynen elinden geldiği kadar hissedersin. Sen bir insanın ne dediğini iyi anlamak istiyorsan, kelamını değil hissini, o olacaksın, gireceksin, o olacaksın, ondan sonra o dinleyeceksin onu. Mesela bir misal vereyim. Peygamberin imanına girelim şimdi, ruhuna. Şimdi nasıl bir iman? Şimdi seyredelim. Şimdi kendinden düşün. Ya Resulallah diyorlar, tövbe yani, tahayyülü küfü diye bana diyorlar. Ya Resulallah, suyumuz yok. Suyumuz yok. Ordu aç, ne yapalım? Bana bir abdest suyunu getirdiler. Su döktüler. Bismillah ya Fettah diyor. Şıhır şıhır akıyor. Şimdi sıyrılın, boş ver. Develerin su içmesi, sahabenin su içmesi, kaplar doldular. O ona bakan iman. Şimdi benim parmağımdan su akarken benim imanım ne olur? Benim. Ben bakıyorum. Şimdi senin imanın ne olduğunu anlaman için şöyle diyeyim. Şakadan ders yaparken ya Bismillah ya Fettah bak şu Resul'dan suyu böyle aktı desem bir anda parmağımda su aksa. Şimdi şorşa aksa ne yapardınız? Ben ne yapardım? Abi direkt yapardık yani o oyunda. Hemen kaçardın canım. Ya da kaçabilirdin. Kesinlikle kaçardın. Bu kaçardın. Mesela Murat Bölükbaşı'ya bir şey yaptık da burada. Ondan sonra abi dediğim nereden geliyorsun? Abi mezarlıktan geliyoruz. Ne işin var lan mezarlıkta? Abi teneffüs ediyoruz ya. Dershanede yorulduk, sıkıldık, tamam. Teneffüs, bahçe tarlada şu pazar, çarşı pazarda dolaşacak halimiz yok dedi. Ne yaptı? Mezarlıkta. Lan bu saatte ne işiniz var dedim ya. Ondan sonra akşam. Abi dedi, akşam değildi. Akşamın yakında camide kıldık, bir şey anlatacağım. Ondan sonra namazı kıldıktan sonra mezarlığa girmiştir. İki kişi. Peki ne yaptınız dedim, ne gördünüz? Abi Fatih okuduk. Başka ilk girince ne yaptın? Abi selam verdik diyor. Selamu aleyküm ya aile kubur. Selam verdik. Ey mezardakiler. Selam olsun size. Duyuyorlar mı? Duyuyorlar tabii. Ve aleyküm selam ya ahli dünya. Ondan sonra sen de alıyorsun vesaire okuyorsun. Şimdi desen ki ey ehli kubur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nasılsınız? Hepsi kalktılar. İyiyiz elhamdülillah. Hamdolsun. Sen nasılsın diye kalksan. Abi ne olurdu dedi. Bir anda. Orada ölürdü herhalde. Dedi ki, şöyle dedi. Onlar dünyaya, ben ahirete geçerim dedi. Şimdi benim elimden parmak. Ya bir fikri bırak. Parmağımdan su akıyor. Benim imanım ne olur? Ben ne olurum? Allah'a karşı durumum ne olur? Derece olur mu artık bu iman? Bu iman artık iman değil ki. Başka bir şey ya. Başka bir şey herhalde ya. Parmağımla su akıyor şimdi. Ben de bakıyorum. İnsanım da ben de yani. Ben de imtihandayım. Daha bitmedi ki. Peygamber dayı olsa imtihan. Şimdi akıyor. Bitti mi diyor bir de. Normal sanki bu yani. Bitti mi kardeşim? Suyu kesiyorum ha musluğu. Tamam mı kardeşim? Doldurdunuz kapı. Kapatıyorum ha musluğu. Doldu ya Resulallah. Şak. Kes diyor. Şak tesirliyor. Ondan sonra iş yapıyor bu elle. Kur'an okuyor, yemek yiyor. O sahabeler biraz önce su aldılar oradan, musluktan. Şimdi o sahabe peygamberin attığı bir şey kaşıkta, aynı tabakta yemek yiyorlar, aynı yer.
Aynı elden yemek yiyor şimdi. Aynı elle tokalaşıyor şimdi sahabeye. Biraz önce su içti bu adam. Ha, tokalaşıyor. Ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Bu nasıl bir el? El mi yani? Boru mudur bu? Anahtar mıdır? Ne? Nasıl bir şeydir yani? Ben şey anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyi okuduğunuz, düşündüğünüz zaman o oldukça, o ne kadar olursan, o olursan o kadar fikirden hisse geçersin. Peki, inşallah yanlış anlaşılmaz. Allah'ın tasarrufunu, Allah'ın tasarrufunu, kainatın, yanlış anlamazsınız inşallah. Aynı misalle devam ediyorum. Allah'ın nazarını görmek istiyorsan, işaret edeceğiz de geçiyor. Beşeriyetten çık, kalbin ve ruhun derecatından da çık. Allah canibinden, kudretin azameti altından, bak Allah canibinden, Allah'ın tasarrufatı makamından, kudretin azameti altından dünyayı ve kainatı seyret. Allah'ın nazarıymış gibi. Tamam mı? Yani dünyayı seyrediyorsun. Bak ne işe yarayacak? Mesela bir tanesi. Dün derse gidiyorduk. Kardeş dedi ki, abi dedi bir çay içelim. Hakikaten içmedik ya. Bak. Abi çay şey yapalım. O da buradaydı ya. Çay içmedik, tamam. Gittik. Oturduk bir yere. Ondan sonra tabii ki başkaları da oturmuş. Ha uuu lakara lukaralar, tamam mı? Oturduğumuzda kız erkek karışık yani, değil mi? Karışık. Oturduk çay içiyoruz. Biz kendi işimiz. Yok senin için haramlık selamlık yapacaklar hali yok yani. Tamam. Şimdi ha uuu şey yapıyorum. Yiyorum, yiyoruz falan veya içiyoruz. Ben orada oldu yani. Şimdi ha hu Allah bunları neye yarattı? Allah canibinden kudretin azameti altında bakınca ödüm patladı. Aman ha lazım olsun o. Allah bunu seyrediyor. Allah hakkı hayat vermiş. Yani anlatamam. Onun yaratılması Allah canibinden çok farklı ya. Oha huhuları. Buradan bakınca nefret oluyor. Yani Allah nasıl hatırına geldi? Tövbe estağfurullah. Modelsiz, misalsiz, mukayesesiz, taklitsiz ilk ve son yapmış. Onu yapmış. Allah canibinden, kudretin azameti altından ona baktığın zaman gözükenler beşer canibinden bakarkenle hiç alakası yok. Öyle baktığım zaman yani hiç nefret, adavet olmuyor bende. Olmadı. Ancak ben buna nuru, nurları nasıl tanıştırırım? Her şey değişiyor. Cennet, cehennem değişiyor biliyor musunuz? Çok değişiyor. Bütün kullar haşir meydanında. Cennet, cehennem, Allah canibinden, kudretin azameti altında, Allah'ın kulazı ve Rabbi nas, meliki nas, ilahi nas, Rab, melik, ilah. Bunlarla boyalanıyorum bu isimlerle. Rab, Rablığını tövbe estağfurullah hissediyorum. İlahlığını hissediyorum. Esma yani bu. Malikiyetini hissediyorum. Böyle baktığım zaman olay hep değişiyor. Yani öyle. Bir değişik alet. Böyle bakış nazarını Allah herkese nasip etsin. Böyle böyle arkadan Allah canibinden kaçtı işaret edeceğiz de geçiyor. Yani mesela işaret edeceğiz mi getirir misin Yusuf'u? Bak Allah canibinden kudretin azameti altından. Tamam mı? Baktığın zaman Bağdat'ın yani sineğin yaratılması aynen Allah'a uygun bir sanat. Devam edeyim o gelene kadar.
Ya Rabbi, senin dinini aziz olmasını isteyenleri azize aziz, zelil etmek isteyenleri zelil eyle. Amin. Böyle bir dua yazmış. Ya Rabbi, bir de okuyayım. Ya Rabbi, senin dinini aziz olmasını isteyenleri aziz, zelil etmek isteyenleri de zelil eyle. Amin. Peygamberin en büyük iyiliklerinden Allah'ın Celle Celaluhu varlığından haberdar etmeleridir. Bu Allah'ın varlığı kadar bize ihsan edilmiş bir nimet ve lütuftur. Allah olabilirdi, olmuştu, vardı zaten, tabii vardı. Ama benim haberim yok, bana bir şey yok diye. Allah'ın varlığı kadar değerlidir Allah'ın varlığından haber etmek. Ondandır ki Allah'a imanla eş olmuş peygambere iman. Anladınız mı? Çünkü Allah var ama benim alemimde yok. Allah benim alemimde neyse peygamberin haber vermesi odur. Değişik değil mi şimdi? Yani Allah'a imanla eş olmuş. Peygamber'e iman. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Onun için ver bunu göstereyim. Kusura bakma Yusuf'um. Miydi? Ama ben buradan beri başlıyorum. 161. Bak. 161. فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Allah canibinden kudretin azameti altından bakarsa bağut eden ve emsaliyle getirilen temsillerin belagat kanunlar muvafık ve Cenab-ı Hak'tan hak olduğunu tasdik eder. Fakat her kim nefsinin emri altında mümkünat nazara alarak bakarsa şüphesiz vehimler onu havalandırır, dalalet bataklığına atar. Mesela ve keva ibayet raba. Bunu çok soruyorlar. Yani Kur'an'da bazı şeyler böyle bizim utanmamıza sebep olan şeylerden niye bahsediyor? Allah canibinden bakılmamaktan kaynaklanıyor. Gördün mü bak izah oldu. Allah canibinden kudreti azamet altına bakarsan sistemden bahsediyor. Sen konuşmaktan ayrı ediyorsun ama onun adına, o şey adına imanını veriyorsun. Hayattaki yaratılışını unutuyorsun. Sana oluyor batak, sana oluyor cehenneme gitmeyi vasıta. İstemiyorsun ama onun o sistemden bahsediyor ve o sistemin kaynağından, yazılımından bahsediyor. Allah canibinden kudretin azametinin altına bakarsan olaylar gayet normal. Çünkü iki türlü bakış var şuna. Bir alıcı, bir satıcı. Satıyorum ben şimdi. Kardeş, bu o kadar harika ki bak şurayı tuttuğunuz zaman gömleğe koyarsınız. Tamam, gerçi koyacak yer yok. Tamam. Şöyle yaparsanız bu olur, bu açılmaz, bu bitmez, tükenmez demiş. Nasıl tükenmez? İşte bende bir ay gitmiyor. Tükeniyor ama demez tabii. Ondan sonra böyle çevrilebilirsiniz. Rengi de o kadar güzel ki, kibardır, laziftir vesaire. Şimdi müşteri nazarıyla. Tamam da yani kardeşim bu bak şey zor oluyor ya. Yarı bitmiş ya. Rengi değişti, hoş değil. Müşteri nazarı kusur arar. Satıcı nazarı mübalağa eder. İşte Allah'ın sanatına da Allah canibinden bakarsan şüpheler olmaz. Müşteri nazarı olan beşer canibinden bakarsan kusurlar sende ortaya çıkmaya başlar. Aslında kusur değil, senin zafiyetin. Niye bu sarı kardeşim? Doğru. Kırmızı isteyenler için bunu yapması suçtur. Bak ne diyor? Her kim nefsinin emri altında mümkünatı yani yaratılanları nazara alarak bakarsa, kendi dünyası ile bakarsa şüphesiz vehimler onu havalandırır, dalalet bataklığına atar. Dün işte. O pastane miydi ya? He? Ali. Pastane. Lakara lukara la. Allah Allah Allah. Nereye düştük ya falan. Dur. Kapattım gözümü. Allah canibinden kudretin azameti altında dünya içeren İstanbul, içeren köy, bilmem ne, pastane, çay içiyoruz.
Derse gidiyoruz da vücut yanıyor, çay içmemiz lazım. Çay içiyoruz, tamam. Bunlar nefes alıp veriyor. Bunun için güneş de doğuyor. Dünya dönüyor. Allah canibinden kudretin azameti altına bakarsan, eğer mümkünat nazarıyla, ya Allah Allah bu niye böyle ya bakarsan, şüphesiz vehimler onu havalandırır. Dalalet bataklığına atar. Bu iki taife insanların diye şöyle devam ediyor. O zaman ne yapacaksın? Allah'ın sununa, Allah'ın yapılmış eserlerine, fiillerine, kelamına, temsilatına, usluplarına, Allah'ın inayet ve rububiyetini mülahaza etmekle beraber Allah canibinden bakmak lazımdır. Şimdi değişti değil mi şimdi biraz? Ve kevaybayt raba. Üstad bakıyor ağlıyor değil mi abi? Mesela evet, Eskişehir hapishanesinden lise mektebinin avlusuna oynayan kızlar. Ben baksam şehvetim olur. Üstad günahını ağlıyor. 50 sene sonraki halini görüyor. Bak o aynı şeye bakıp ağlıyor. Ben aynı şeye bakıp şehvetleniyor. Allah canibinden, beşer canibinden. Bak Allah'ın sununa, yapılmış eserlerine, fiillerine, kelamına, temsilatına, usluplarına inayet ve rububiyeti mülahaza etmekle beraber Allah canibinden kudretin azameti altından bakmak lazımdır. Niye? Bu bakış ancak nur-u imanla olur. Bu itibarla vehimler olsa bile ancak örümcek ağının kıymet ve kuvveti kuvvetinde olur. Eğer mümkünat canibinden, yani beşer canibinden, yani işte eşyaların hakikatinden değil, birbirine ilişkisinden, cüz'i fikriyle, küçük kafa, sinek, kainatın mühendisi olmuş sanki. Kainatı yaratan bir mühendisin nazarı değil de, olayların bir tarafını, resminin bir tarafını bilen, cüz'i fikriyle, müşteri nazarıyla bakarsa, zayıf bir vehim bile onun nazarında bir dağ gibi olur. Cudi dağını gözün rüyetinde men eden, yani koca dağ gözün görmesine men eden, sineğin kanadı gibi. Sineğin kanadı gözüme düşse, dağ yok. Bak diyeyim, gözüme sinek kanadı gelse, dağ yok. Gibi, zayıf küçük bir vehim de, zayıf küçük bir düşünce, yanlışlık, yanlış düşüncede göze inen o şeydeki kıl gibi hakikati onun gözünden görmesine set eder. Ha? Mesela demiştiniz ya abi, adam haberleri izliyor, diyor ki ben artık Allah'ın rahmetine şüphe ediyorum. Evet, çocuğu sakat olmuş bir o. Haber bülteninden imansız kalkan çok kişileri biliyor. Yok musun ya Abdillahi sonra? Mehmet Akif dedi. Yok musun ya Abdillahi? Dilin kurusun diyor sonra kendisine. Niye bunu dedin diyor. Yani yok musun ya Rabbi ya? Bu ne ya bu dünya? Yok bu böyle bir şey olur mu ya diyor. Allah'ın rububiyetini şey yapıyor. Allah'ın ilahlığında sorun yok Müslümanlarda. Rububiyetini. Adam çocuğu sakat olmuş. Allah'a, Allah'ın rahmetinden şüphe ediyorum diye bana mesaj attı. Şey mesaj diye cep telefonuna ne diyorlar? SMS mi diyor? Yok. SMS mi? Mail değil ya, cep telefonuna şey geldi. Yok, yazı geldi. Mesaj geldi. Ben Allah'ın rahmetine şüphe ediyorum abi dedi. Çünkü bu kadar dua ediyoruz, benim sakat çocuğum niye düzelmiyor? Ya cevap dedim ki, senin olmadığı için. Çocuk niye düzelmiyor? Çocuk senin olmadığı için. Ben dua ediyorum, niçin düzelmiyor? Sen çocuk aynasına kendini düzelt. Çocuk senin değil. Sahiplenme. Allah'ın rahmetine şüphe ediyorum. Daha ağır şey söyledi de utanarak söylemiyorum. Artık rahmetini, rahmetinden, rahmet neyse. Hani acayip. Ne oldu? Niçin oldu? Müşteri nazarıyla, cüz'ü fikriyle. Yani bu sinek, kuş beyinli kainatın işletimini anlamaya çalışıyor. İdraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Genel filmini, genel resmi görmüyorsun ki bir parçasını görüyorsun. Beni bir genel görmek var. Bir daha buraya bakmak var. Hasan Düğme'dir. Lan ne alakası var ya? Hasan Düğme'dir. Benim ruhumu düşünün. Ufkumu düşünün. Tefekkürümü düşünün. Hasan'dı bu.
La Hasan'ındı lan. Bunun Hasan olur mu? Hasan hepsini burada görmek. Allah'ı bir fiilde görmek. Hasan'ı gözlükte görmek. Hasan'ı külahta görmek. Hasan'ı bir düğmede görmek. La Hasan'la düğme ne alakası var ya? O kullandı diye. Allah bu kainatı kullanıyor. İşte Allah diyor tenasül uzundan niye bahsediyor? Allah olduğu için. Acaba? Niye bahsediyor? Allah sanatından bahsedecek, bahsetmek kadar daha doğal ne olabilir? Sanatından bahsetmek kadar doğal ne olabilir yani? Fıtratın yazılımından bahsediyor. Ha işte biraz önce anlattım ya, müşteri nazarı. Bak, şehvet nazarı kızlara bakıyor. Mektepten, lise var. Ustad, iman arkasındaki rejimin bu çocukları bu hale getirdiğinden onlara acıyor, alıyor. Rejim sahibini onu o hale getirenlere intikal ediyor. Mu diyor, onları tokatlattırıyor masa komitesini. İşte Allah canibinden o pastanedeki kızların oturması, kız erkek ahavu. Bir baktım, Allah Allah ya, bu nasıl ya, böyle bu kadar da insan bozulamaz ya. Bu kadar. Hop çıktım dışarıya Allah canibine. Yani yapmasaydım bu dersi bu yapabilir miyim size böyle? Çıktım ama bunların yanında oturuyorum ha, konuşuyorum bu arada. Değil mi sizinle? Başka şey anlatıyorum ama düşündüğüm çok acayip başka. Bende bu şey var yani hamdolsun. Yani konuşurken düşüncemle farklı olabiliyor. Yani şimdi ben bunlarla konuşuyoruz işte şundan bundan ama ilmi şey değil. Basit olması lazım ki bu ilmi şimdi bakıyorum böyle Allah canibinden kudretin azameti altından müşteri nazarıyla değil. Küçük fikri kainata diyor Mesnevi Nuriye'de bir ayet var. Velev diye başlıyor. Yani senin diyor düşkün fikrin kainata mühendis mi yaratıldı diyor. Evet. Senin küçük fikrinle kainatın icraatını sorguluyorsun. Sen kimsin ya? Korkmuş hevesini. Ha, korkmuş hevesini. Kainata mühendis mi yapıyorsun diyor. Bozulmuş aklını da diyor galiba. Bak kaçı ya? Kaçtı. 137 mi? 21 mi? Bak bakalım. Bak. Şimdi Yusuf'a desem meslevimi getir. Ayıp olur. Getirme kardeşim. Bulsunlar. Abi, tamam gel bulmuş. 193. Ha? 193. Ey müteşekkil sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Korkmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet nikmet olmasın? Senin ne kıymetin var ki sineğin kanadına müvazi olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çarklarıyla hareketten teskin edesin. Velev diye başlamıyor mu? Evet. Velev ittaba'al hakku ehva'ehum lefesedati semavatu vel ard. İşte bu. Senin o hevesini kainatı idrak etmeye, yorumlamaya, anlayacak mihenk mi yaptı? Semaat var içindekileri. Çok acayip ya. Demek ki insan, şurayı da bitireyim de kapatıyorum. Peygamberlerin en büyük iyiliklerinden Allah'ın varlığından haberdar etmeleridir ki o kadar büyük nimet ki Allah'a imanla peygamber iman eş olmuş. Çünkü Allah var olsa, benim haberim olmasa benim için Allah yoktur. Evet. Ha, benim için Allah olmamak ne kadar sonsuz eksik olur, zulüm olur, ne bileyim noksan olur, ne olursa onu bana söyleyen, onu haberdar eden en az Allah kadar kıymetlidir bu haber. Ondandır ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Göz ve gözlük gibi değil mi abi? Gibi. Bu Allah'ın varlığı kadar bize ihsan edilmiş olur. Bir kısım insanların da bu nimete verdikleri olumlu cevabın adına da iman denmiş. Peygamberi reddetmek, Allah'a reddetmek olduğu. Çünkü onun iddia ettiği, haber verdiği Allah'tır. O zaman peygamberi reddedince Allah reddetmiş oluyor. Başka? İletişim asrında aile içinde bu kadar iletişimsizlik. İletişim asrında
Abi, Japonya. Ya biraz önce nereye iş yaptık, ben çok etkilendim. Bir saat onun tesirinden çıkamadım. Nereye iş yapıyorduk ya? Kim vardı aşağıda? İsmail'le. Hangi devletti ya? Jamaika. Abi orada bir şey var. Ne var lan orada? Abi kahvaltıdan sonra. Abi Jamaika'da bir şey gördüm. Lan Jamaika'da ne işin var? Ben de merak uyandı. Tamam bak şimdi. Oturduk mutfakta yemekten sonra bir dakikalarımı aldı. Allah Allah bakayım nasıl bir milletmiş falan. Abi böyle Afrika'dan getirmişler. Şudur şudur. 3 milyon nüfusu varmış falan. Yani bu kadar iletişim ile dünya küçülmüş ama ailede baba oğul karı koca iletişimsizlikten en uzak olmuşlar. En uzak yakın olmuş iletişimle, iletişimsizlikle, ilişkisizlikle en yakın uzak olmuş. Şaka demiyor ha, televizyon bozulmuş, tamire göndermişler. Ondan sonra dedi ki, abi ya dedi, dediğin doğruymuş ya dedi. Dedim ne oldu, Tamir'de televizyon, bizim kız, büyük kız var ya, ne iyi insanmış ya. Hakikaten dedi ya. Ulan şaka mı diyorsun? Hakikaten dedi ya. Oturup konuşulan, sohbet edilen, ne dediğini bilen, oturup kalkmayı bilen, ne kadar insan. Hakikaten dedi ya, ben fark etmemişim dedi ya. Karısıyla oturup kalkıyormuş, sohbet ediyorlar. Hakikaten aile acayip oldu dedi. Şimdi evdekiler demiş ki, sokma şu laneti dedi ya. Bak birbirimize tanıştık dedi ya. Bende mi manyaklık var, ben mi oynattım? İletişim aslında aile içinde bu kadar ilişkisizlik. En uzağa en yakın olduk, bu nispetle de en yakın olandan da uzak olduk. Başka? Yeni dostlar kazanmanın peşindeyken kadim dostluklarımızın kadir kıymetini bilmediğimizden dostlarımızı bir bir kaybettik. Başka? Baba işte, anne işte, çocuk kreşte, baba işte, anne işte, çocuk kreşte. Kreş nedir biliyor musunuz? Domuz ahırı demek. Fransızcadır kreş. İsa Aleyhisselam onlara göre domuz ahırında doğmuş ve orada büyümüş gizli. Domuzda doğduğu ahır. İşte domuzların doğduğu ahır, domuzların büyüdüğü yere kreş deniliyor. Domuz ahırı denilir, kreş. Baba işte, anne işte, çocuk kreşte. O da büyüyünce seni darul acizeye koyacağından hiç şüphen olmasın. Sen mi koydun masumu? Zalim, zalimi darul acizeye koyması kadar doğal bir şey olamaz. Zalim, masum çocuğu kreşe koyarsa, anne zalim, masum çocuğu kreşe koyarsa, zalim çocuk, zalim anneyi darul acizeye koyması gayet normaldir. Ben dakika dukka. Ey kreşe çocuğu koyan, hiç merak etme. Öyle itilip kalkılacaksın ki yakında. Kreşe koysan bile iyi olurdu. Ona bile fırsatın olmayacak. Kreşin manası Fransızca olup, İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer olarak inanılan domuz ahırı demekmiş. Bu tip büyüyen çocukların suçu işleme çok yatkın olduğu Avrupa tezlerinden çıkmıştır. Kendisi büyütmüş gavur ya çocukları büyüten, anne baba büyütenlerle kreşte büyüyen çocuklar arasındaki suç oranı galiba %64 fark varmış. Daha düşkün olduğu, daha yatkın olduklarını söylüyor istatistik. Gavur istatistik, Türkiye'de değil daha. Seni sana sensiz tanımaya çalış. Sensiz tanımaya çalış. Kendini kendinle değil, kendini kendinsiz tanımaya çalış. Öyle. Aya, herkeste ses kesildi. Biz dürtülerimizde, duygularımızda, arzu ve isteklerimizde kendimizi tanıyoruz. Bunlardan bir sıyrıl ve kendini tanı bu sefer. Uryan olan anlar bizi. Evet, uryan olan anlar bizi. Dünya ve ukba tamirinden geçmişiz. Bütün her şeyi yıkılmış, uryan olan, her şeyinde sıyrılmış, uryan olan anlar bizi. Çıplak olan anlar bizi. Yani biz duygularımızda, isterimizde, emellerimizde, arzularımıza, toplumdaki isteklerle kendimizi tanımışız. Oysa sensiz
tanımaya çalış. Başka? Ayağın gitmişse belki Yaradan sana kanat verecektir. Ayağın mı gitmiş? Ayağın mı koptu? He? Merak etme. Kanadı kastetmiştir. Çünkü kanat verdikten sonra ayak almıyor. Allah'ın adeti böyle değil. Bu ne olur bunu kaçırmayın. İlk önce ayağı alıyor. Niçin alıyor? Her şey bir şey için çalışıyor ya. Ayağı alıyor. Kanat vermek için alıyor. Tersi yok. Kanat verdikten sonra ayak alınmıyor. İlk önce ayak alınıyor sonra kanat veriliyor. Neyin kaybettin? Abi bedensel sıhhatim biraz iyi değil. Demek ki ruhsal sıhhatini sana verilecektir. Hiç bekle, hiç endişe etme. Bekle yani. Kediye kanat verse ne olurdu? Vermemek eksik olmadı değil mi? Şimdi sana kanadı verip ayağını mı alsa, ayağını aldıktan sonra kanat mı taksa? Eğer kanadı verip ayağı taksaydı, sen kadir kıymet bilmezdin. Ayağı biraz yok olduğunu anla, o zaman kanat ne olduğunu anlarsın. Onun için ayağın gitmiş ise belki yaradan sana kanat verecektir. Yapılma yıkılmadadır. Yapılma, yapma yıkılmadadır. Varlık yoklukta gizli. Yapılma yıkılmada, varlık yoklukta gizlidir. Sıkıntın belki ruhun büyümesinden kabı olan ceside sığmamasındandır. Sıkılıyoruz. Niye biliyor musun? Bir sebebi ruh büyüdükçe kaba sığmıyor. Dayatıyor kaba, kapta bağırıyor ceset. Halıyı silkelemek, vurmak, tozundan kurtarmak içindir. Dayak atmak için değildir. Allah da sana dayak atmak için bağırttırmıyor. Tozlarını silmeye çalışıyor. Halıyı silkelediniz mi hiç? Tabii bak dershaneciler hep bir kafa sallar. Evliler hiç kafa sallamıyor. Dayanın da bir sözü var biliyorsun değil mi abi? Ne diyor? Diyor ki sopayla halıya vurmaktan maksat halıyı dövmek değildir tozunu almaktır. Yani Cenab-ı Hak musibet, sıkıntı, dert, keder, sopa abi. Yani onu da sana sıkıntı vermek için değil. Günah tozlarını, mesela şeyler tozlarını dökmek için şey. Bunu Resul halıyı vururken gördüm. Yukarıda halıyı vuruyor. Yukarıda var ya, temizlik yaptı o şey, demire astı. Pat pat, ona bayağı vuruyor ya. Resul ne vuruyorsun? Abi başka nasıl çıkartayım dedi, o zaman yazdı. Resul yukarıda yapar ki. Kendine rehinsin, Rabbine dönünce hür olacaksın. Peki, burada kesiyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat. Selamun aleyküm kardeşlerim. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Maddi ve manevi dert göstermesin. Şimdi amin. Size ben bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bir CD'lerle meşgul oluyordum. Yani depodaydı, kaldırayım fazlalıkları. Baktım eski bir CD vardı. Baktım bir belgesel. Hayvanlar alemini gösteriyor. Biraz da sıkılmıştım, teneffüs edeyim dedim. Taktım baktım. Hepinizin gördüğü zannettiğim iki tane şeyi bahsedeceğim. Oradan Allah'ın bana ikram ettiği bir manayı sizinle paylaşacağım. Timsah bir öküzü suya çekmeye çalışıyor. 3-4 tane de kaplan öküzü karaya çekmeye çalışıyor. Yani timsah öküzün başını tutmuş. Ayaklarını da kaplanlar tutup karaya çekiyor. Ortada paylaşılmak istenen malum öküz, yaban öküzü yenmek isteniyor. Herkes avını kendi sahasına çekiyor. Bir de timsahla ayının mücadelesini
Ben size psikolojide kullanacağım. Şimdi okuyorum size. Aldım oradan not. Çok ilgimi çekti. Baktım ki timsah öküzü suya, aslanlar karaya çekmeye çalışıyor. Yani anlayacağın herkes düşmanını veya yemini kendi sahasına çekiyor. Yoksa yem olur, av olur. Aynen bunun gibi de sen düşmanlarınla mücadele ederken sakın sahandan çıkma. Düşmanın sana düşman, düşmanın sana düşman şeytan. Sen kimse düşman değilsin. O zaman o seni arasın bulsun. Ve arayacak da bulunca sahanda seni bulsun ki sana cesareti olmasın. Sen sahanın dışındaysan, düşmanlarına açıksan, bak sen sahanın dışındaysan, düşmanlarına açıksın demektir ki birilerinin iştahını artırıyorsun. Senin sahan Allah Celle Celaluhu'ya iman ve ümit. Ahirete iman, niçin? İstemiş olduğumuz isteklerin hepsi orada. Evet istiyoruz, ölmemek istiyoruz, bir anda her yerde olmak istiyoruz. İsteklerimiz ahirette, ümidimiz Allah'ta, hayat şartlarımız İslamiyet'te. O zaman sen bu üç sahadan çıkma. Seni Allah'tan ümitsizlendiremez, ümitsizlik pompalayamaz sana. Ölüme inanmışsın ve ahirete inancını arttırmakla ölüm, yani ahiretin dünyadan daha kaliteli olduğunu, daha mükemmel olduğuna inanma nispetinden ölüm hadisesi senden kalkar. Ölümle artık seni korkutamaz. Çünkü ölüme inanmışsın ki bu hayata benzemez. Eğer İslamiyet'i de yaşayınca şeytanlar, cinler ve ervah habiseler sana giremez. Senin sahana girerlerse kazara, boğma fırsatı sende artık. Abi ben beceremem. Seninle alakası yok. Ruh yapıyor zaten bu işi. Hani bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam hatırlattı da şimdi, cinlere tebliğe giderken sahabeye dedi ki, sahabeyle beraberdi, hem bize ders anlatmak içindir. Cinlere giderken sahabeyi niye yanına alsın? Şu anda anlatacağım. Herhalde veya nice hikmetler için bir tanesi şunun için almış. Tam cinlere giderken, ya filane, unuttum adını, sen burada kal, ve çubuğu almış, bir yuvarlak daire çizmiş. Bismillahirrahmanirrahim demiş. Sahabeye demiş ki, ben gelene kadar sakın bundan çıkma. Sonra Peygamber aleyhisselam hayli zaman sonra geçtikten sonra gelmiş. Bir şey gördün mü? Ya Resulallah, o kadar cinler gelmişti ki burası dolup taşmıştı, bana saldırıyorlardı. Sen arkadaşısın diye. Fakat çizmiş olduğun daireden içeriye giremediler diyor. Bir günde biliyorsunuz Uhud'da okçular vardı. Allah Resulü dedi ki, bak ben size emretmedikçe okçulara terk etmeyin dedi. Fakat okçular Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini dinlemediler değil, unuttular. Unuttular, terk edince hayatlarıyla ödediler. Tamam. Şimdi şeytan ile bizim paylaşamadığımız beden, cismaniyet ve hayat-ı dünyeviyedir. Tamam. Sen de sana çizilen daireden çıkma. Senin düşmanın seni arayıp bulacak. Ama seni dairede bulsun. Sana düşman olduğun için o bulacak. Senin aramana ihtiyaç yok. Şeytanı aramana gerek yok. Biz şeytana düşman değiliz. Biz kimseye düşman değiliz. Kime düşman, kim bize düşmansa o bizi arasın bulsun. Seni dairende bulsun. Sen İslamiyet'i yaşıyorsun. Televizyona muhatap değiliz. Videoları seyretmemeye çalışıyoruz. Namazını kılıyorsun, Risale okuyorsun, Evradını okuyorsun, İzbül Kur'an. Sağındasın. Ne yapabilir ki? Zıkkımın kökünü yapar. Ne yapabilir kardeş? Hiçbir şey yapamaz. Başka bir tane videodan seyrettiğim gördüm. Timsahla ayının savaşını gördüm.
Timsah çok ilginç, ayı suya çekmeye çalışıyor. Ayı ise timsahı dışarıya almaya çalışıyor. Nasıl olduysa tuzağa düşürüyor timsahı, daha aptal. Ayı onu bir oyun yaparak, çekerek değil, timsahı karaya alıyor. Ha, ben de seyrediyorum, dedim ki tamam, hiç şansın yok. Çünkü karada ayı, suda hiç kimsenin şansı yok, timsahtır. Ondan sonra onunla boğuşurken daha çevik olan ayı, timsahı ters çeviriyor. Ters çevirince ayaklar havada olunca, ayaklar boşta, çırpınmaya başlıyor ama ayı geliyor, karnını deşiyor. Başka bir tanesini seyrettim. Kaplan yavruları ile maymun. Ama ciddi bir şey. Baktım, saha kimin? Hangi sahada oynuyorlar? Maymunun sahası. Maymun sahasına çıktı. Maymun ağaçtır. Mesela o anneleri geldi, kaplan. Böyle tam duruyor, bir şey görmüyormuş gibi bir saldırdı, hiç kıpırdamıyor. Bakıyorum maymun, size bir şey anlatmak istiyorum. Onun için anlatıyorum, uzattığımı zannetmeyin. Maymun tam yaklaşınca tırt, kalemin yaydığı gibi böyle elezonik yay gibi döne döne çıktı. Tabii kaplan da koşuyor, koştu. Tam dalda alacak, öteki dala atladı. Kaplan öyle duruyor. Tam inerken, İşte garip tarafı, tam inerken maymun aslanla dalga geçiyor sırtına, kaplanın. Sırtını atlıyor, kuyruğunu çekiyor, kulağını çekiyor, bilmem ne yapıyor. Onu hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Kıpırdayamıyor çünkü iniyor. Aynen işte bu örnek gibi. Sen sahanda ol, düşmanını sahana çık. Sakın onun sahasına geçme. Yoksa sahasına geçersen boğulursun. Timsahın sahası su. Orada hiç kimse mücadele edemez. Aslanın sahası toprak. Orada da o mücadele edemez. Benim saham da şeriat-ı fıtriye. Yani emr olunduğumuz gibi. Onun dışına çıkmak demek, sahanın dışına çıktın, her şeye açıksın demektir. Nasıl ki avını, yemini muvaffak olmak için timsah suya, sahasına çekiyor. Kaplanlar ve ayı avını sahası olan karaya çekiyor. Maymun düşmanını ağaca çekiyor. Çünkü manevra meydanı onun. O hakim oraya. Şeytan da günahlar denilen sahasına bizi çekiyor. Çünkü onun sahası orası. Onun sahasına girip onunla mücadele edilemez. Sen helallar dairesinde kalırsan o da oraya giremiyor. Ama dışarıdan havlayan köpek gibi olur. Tamam mı? Peygamberin o cini giremesin diye çubuk çizdi ya. Onu ben şeyde kullanıyorum mesela. Dağdasın, herhangi bir yerdesin, akşam vesaire. Tuvaletin geldi veya çocuğun tuvaleti geldi. Hemen varsa bir çubuk, varsa bir taş veya yoksa elinle böyle hafif böyle bir daire yap. Bismillah çekerek, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diye böyle çek, daire yap. İçinde tuvaletine yap, istersen yatarsan yat, oraya giremez. Yatarken de yapabilirsin böyle. Yatağının etrafına Bismillahirrahmanirrahim diye daire çizersin. Veya ayet-i kürsü okuyup da avucuna öfleyip vücudunu sıvazlayıp yatarsan. Yani sen sahanda duramıyorsun da, o gücün yok da, harama gidiyorsun. Hem sahanda helalde kalamıyorsun, hem haram denilen şeytanın sahasına giriyorsun, hem şeytanla mücadelede muvaffak olmak istiyorsun. Mümkünatı var mı? Onun sahasına niye giriyorsun? İslanmak istemiyorsan suya girme. Lezzet almak istemiyorsan ağzından şekeri çıkar. Hem ağzında şeker, hem lezzet almak istemiyorum. Hem islanmak istemiyorsun, hem sudasın. Sudan çık. Sahana gel. El Fatiha sevgili kardeşim. Gece gündüzün mübarek olsun. Allah'ımıza.